Merhaba dostlarım. Bugün sizlere videomda dereotlu poğaçanın yapımını ve tarifini paylaşıyorum. Dereotlu poğaçamızı iki çeşit olarak yapıyoruz. Birincisi sade, diğeri ise peynirli olarak. Videomda zaten mevcut yapılışı. Buyurun beraber videomuza geçelim. 1 kilogram un, 25 gram tuz, 70 gram toz şeker, 250 gram yoğurt, 35 gram yaş maya, 10 gram kabartma tozu, 350 gram margarin, 150 gram krema yağı, 3 adet yumurta, 1 bağ dereotu. Bütün malzemelerimizi tezgah veya makinamıza atarak hepsini birden yoğuruyoruz. Hamurumuz şu an toplandı. Biraz yumuşak gibi olabilir ama yumuşaklığı un takviyesiyle biraz sertleştirebilirsiniz. Yumuşak olması daha iyi. Zaten özleştikçe hamur daha güzel olur. Ele yapışmaz. Dereotlu poğaçanın hamurunun özelliği yumuşak olması ve piştikten sonra ağızda dağılması. Hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şimdi 80 gram bezeler halinde yuvarlayacağız. Dereotlu poğaçalarımız iki çeşittir. Biri peynirli, biri sade. Sadelerin üstünü yağlayıp artı şeklinde şekil verebiliriz bıçakla. Evet, sade dereotlu poğaçalarımızı dediğim gibi ben kazacakla yapıyorum. Siz evde bıçakla yapabilirsiniz. Artı şeklinde hafif hamuru yarsın. Çünkü pişerken çatlayacak. Üzerine de susam, çörek otu, haşhaş ne atmak isterseniz atın. Sade de pişirebilirsiniz. Peynirli dereotlarımız da bu şekilde. Evet, peynirlilerimizi de yine aynı şekilde yağlıyoruz. Ben susam atıyorum üzerine. Siz çörek otu da atabilirsiniz. Sade de pişebilir bu da aynı o şekilde. Sade gibi. Dereotlu poğaçalarımızı dinlendirdikten sonra 160 derecelik fırında ortalama 15 ila 20 dakika arasında fırında pişiriyoruz.